selamlayarak programımıza başlıyoruz. Yoğun Ramazan programlarımızdan sonra Rabbim nasip etti. Tekrar siz değerli günü dostlarımıza bugün burada çok kıymetli misafirimle, kıymetli hocamla bir an sonra size kendisini takdim edeceğiz. Beraber Rabbim nasip ederse güzel bir programı icra edeceğiz. Konuklarımızı hemen konuklarımız diyecektim. Lakin önce tutan hocamdan başlayayım. Diğer konumuz alakalı açıklamamızı yapmış olalım. Halat Salimi ve metafizik, ünlü metafizik uzmanı, çok kıymetli hocam Sait Suat Hatemli hocam misafirimiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız inşallah hocam? Rabbim daha iyisin. Sizlerin destekleriyle, dualarıyla biz de buralarda program yapmaya devam ediyoruz. Değerli gönül dostlarımızın bize verdiği değerleri, dualarla programımızı amin ya Rabbil Alemin. Hocam Rabbim dilemezse kainatı bir yaprağı kımıldamıyor. Bu sosyal medyada da sayfalarımıza duyurmuştuk. İki konumuz var demiştik. Başta siz kıymetli hocam ve ilan sınavçısı Mürettin Karahan kardeşimiz gelecektir derken eşinin rahatsızlığı sebebiyle ani gelişen bir nedenden dolayı iştirak edemeyeceğini belirtti. Rabbim acil şekilde Şafii ismimetine Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. O bizim her zaman baş tacımız Mürettin Karahan kardeşim. Her zaman ona bu kapağı açık. Gönüller bir olsun. Öncelikle sağlık. Ve Allah da dilemezse olmuyor hocam. Nasipten öteye hani tabiri caizse köy yok. Diyorlar ya, çok doğru bir söz hocam. Aynen öyle hocam. Rabbim hepimize razı olsun. Kim bu İslam davasında, kim bu ahir zamanda İslamiyete, İslami hizmete sahip çıkıyorsa ebeden daima razı olsun. Şöyle hocam güzel bir açılış yapalım, bir eserle girelim. Arkasından çok güzel sorularla inşallah değerli izleyenlerimiz, bilinmeyenlerle alakalı, havas ilmiyle alakalı inşallah sorularla cevaplarını almış olacaklar. Rabbim var Allah diyelim inşallah. Değerli yönetmenim, söz ve müziği şahsımıza ait hocam. Rabbim nasip etti. Böyle gecenin bir yarısı kalkıp bunu yazmıştık. Yazdıran Mevla'ya hamdolsun. Evet, Rabbim var Allah diyelim değerli yönetmenim. Evet. Rabbim var Allah diyelim yönetmenim.
var Allah, Rabbim var Allah, keder yok inşallah. Allah latiftir Allah, fetahtır Allah, elem yok inşallah. Dertlerini gam eyleme sakın, başla ya bismillah. Allah tevekkül sırrıyla her daim ol, elhamdülillah. Duaların yoldaşın olsun ya, söyle subhanallah. Allah kullara el açma adem olur, azimdir o inşallah. Allah gafurdur Allah, settardır Allah, elem yok inşallah. Etme şikayet, etme sen sakın, incitme Rabbini. Allah bir lokma ekmek için kardeşim, bozma şu kalbini. Bu eseri okurken hatta Allah razı olsun hocam, kıymetli validemiz hep zaman zaman söylüyor. Oğlum diyor, bu eserleri okurken gözünü niye çok kapatıyorsun? Açamıyorum ki anladığım kapatayım. Böyle çok derin anlamları olan, özellikle buradan tüm inananlara, tüm gönül dostlarımıza biz şunu söylüyoruz hocam her zaman. Allah dilemezse bir yaprak dahi kımıldamazken bizim rızık endişesi yaşamamız abese iştigal olur. Yani tabii ki fiili dua, kavli dua. O çok, ikisi bir bütünleşmedikçe zaten çok bir anlam ifade etmez. Biz tabii ki ekmeğimizi tabii ki kovalayacağız, çalışacağız, hayatımızı idame ettirme anlamında. Ama sadece endişe etmeyeceğiz. O oradaki değil mi hocam? Amallar, fakatlar, lakinleri kaldırdıktan sonra işte iman orada başlıyor. Böyle yoğun bir duygu dönemi yaşadığımız bir zamanda böyle bir anda Rabbim uyandırmıştı bizi. Böyle bir bardak su içerken aklıma bu geldi. Yani bir bardak suyu bile şuradan Rabbim nasip etmediyse şuradan aşağıdayı gitmez. Biz kim oluyoruz ki rızık endişesi yazıyor deyince böyle akmaya başladı. Böyle ufaktan da bir mırıldanmaya başlayınca böyle bir eser ortaya çıkmış oldu. Buradan da Mısırlı prodüksiyon sahibi çok kıymetli kardeşim Mert Aktürk'e selam olsun. Çok emeği var bu eserde de. Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsunlar. Evet hocam. Sizleri tanımayan gönül dostlarımız ki muhtelif zamanda başka programcıların burada konuğu olmuştunuz. Kaçkar TV'ye yabancı değilsiniz. Beraber konuk olmuştuk. Güzel bir dostluğumuz oluştu hocam. Allah razı olsun. Sorularımıza başlayalım. Siz aynı zamanda bir ayağınız Türkiye'de değil mi hocam? Bir ayağınız da Almanya'da özellikle. Almanya'ya gitmişsiniz, niye orada bulundunuz? Önce de buradan başlayalım. Siz aradığınızda Almanya'daydım. Evet, ben sizi aramıştım zaman zaman. Almanya'da ofisimiz var. Evet hocam. Burada ofis açtık.
Evet. Elimizden geldiği şekilde terapiler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki oradayız, bir buradayız. Evet, yani çok bir o kadar meşakkatli ama tabii ilim hocam, ilim başka bir şey. Daha iyi anlamaları adına hocam, şu havas ilmini böyle bir özetlerseniz, belki hani orada neden bulunduğunuz, burada neden bu hizmetlere vesile olduğunuz daha iyi anlaşılmış olur. Havas ilmi, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, esmaları, bir kere batini bu. Yani görünmeyen tarafı. Ayetlerde bir mana vardır, yani meal vardır, bir sırrı vardır, bir havası vardır. Evet. İşte bu havası işin yani onun her harfinin manası zahiri manası gibi değildir. Tesiri zahiri tesiri gibi değildir. Evet. Havası ise toplu cemi olarak yani vefkinliği, emirliği, cümülü, cümülü denen birçok ilimden meydana gelen teşekkür etmiş bir ilim var. Evet hocam. Havası ilmi çok derin bir ilim var. Biz onunla iştigal ediyoruz işte. Ümmetimizin medinler buna devası. Yani Allah razı olsun hocam. Bir nevi gerek ruhlar alemindeki hani üç harfler diye tabir ediliyor hocam cinler. Ben üç harfli demiyorum cin diyorum. Direkt öyle söylüyorum. Bunlar olsun işte büyüler hani bu tür konuları içine alan bir ilim değil mi hocam? Yanlış yanlışsam ne düzeltiniz? Daha geniş bir kavram. Anladım hocam. Yani düşünün ki cin veya bir meselesi olmadan Fatih Sultan Mehmet'in akşam sıktığı Sultan Mubarek'in hakikatine yazdığı hocam geçici olarak şu mikrofonu kullanabilirseniz. Buyurunuz devam edin hocam. Evet. Yani, biraz daha yanaşırsınız hocam. Evet. Düşünün ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın atletine akşam sektin atletleri tarafından yazılan ve o yazılarla fetih, kazanılmış fetihler var. Yani sadece cinleri alakalı, cinlerle alakalı veya büyülerle alakalı bir dilin ha çok geniş bir kavram yani. Tabii canım, havası ilmi çok derin bir dilin. Evet. Bu hocam spiritüel hizmetleri de kapsıyor değil mi hocam? Evet, neden geldiğim için ben diye sordum size. Güzel demek manevi demek. Manevi demek. Avrupa'da maneviyat olmadığı için Müslümanlığa ait bir, yani İslam dinine ait bir terimdir maneviyat. Onlar da görmeye, anlamaya, metafizik veya spiritüalizm demişler. Yani manevi, Türkçe karşılığı maneviyat demek. Evet. Havas ilmini ben daha iyi kavradım hocam şimdi. Bir nevi bu dediğimiz, bahsettiğimiz hususlardan yanında mesela şifalı şifa mesela lokman hekimi de kapsıyor değil mi? Lokman hekimi şifalı, şifalı taşları var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği işte akıtlar taşını tavsiye etmiş sünnettir. Evet. Nice taşlar var. Yani havas ilminde vekkimi var, demirimi var, imincim var, imincim var. Birçok ilim dalı var. Bayağı geniş bir kavram hocam. Havas ilmi öyle sadece cin musallatıyla, büyüyle alakalı bunlarla sınırlı kalan bir ilim dalı değil mi? Peki hocam size her bir dua almak için size ulaşmak isteyenler olabilir. Ya da bir dans sıkıntısı derdine çağrı bulma adına ulaşmak isteyenlerse nasıl ulaşabilir hocam? Ben buradan zaten söyleyeceğim. Sosyal medya adresimizden de Suat Sait Hatemli dedikleri zaman Sait Suat Hatemli dedikleri zaman muhtemelen oradan numaralarınıza da ulaşabilirler. Hatta burada yurt dışı telefonunuz da var değil mi hocam? Çift 049-15-14-717-784 bu sayfanızdan, sosyal medya adresinizden Sait Suat Hatemli diye yazdığınız zaman ulaşabilirler. Bu şekilde devam ediyor hocam.
Büyük çeşitleri desek. Şimdi büyük çeşitleri... Çok merak edilen sorulardı mı hocam bunlar? Şimdi başlı başına üyenin birçok çeşidi var ama bunlardan en çok bizatihi üzerine kitap yazılmış olan. Mesela bunlar kitaptır. Hep bir kalın kitaplardır. Şeyh Fethullah Tuğlu tarafından birkaç tane alim tarafından... Biraz yerleşirsin hocam. Yazılmıştır. Ama yazan şart Yahudidir. Hindistanlıdır. Bunlar ben Avrupa'dayken onları bir yerden temin etmiştik. Onları incelemiştik. İnceleme fırsatımız olmuştu. Onlar mesela Sekil Esvet. Bugün halk dilinde kara büyük denilen. Evet. Siyah büyük. Sekil Övget. Beyaz büyük. Gerçi büyüğü siyah, beyaz yoktur. Evet. Tanımlama anlamında diyorsunuz. Sedrül Ahmer, kırmızı büyük. Sedrül Barbar, barbukların yaptığı büyük. Çok ağır bir büyük çeşit diyorlar. Sedrül Cin, bundan hiç ayet kullanmadan sadece cinleri emir komite ederek, göndererek yapılan büyük çeşitlidir. Bunların birçok çeşidi var. Bunları bir kere büyüleri çözebilmeniz için büyük çeşitlerini ve büyülerin tam anlamıyla büyük olduklarını nasıl, nerede, ne şekilde yapılacağını kavramış olmanız lazım. Evet. Nasıl da büyük çözemezsiniz. Bilmediğiniz bir şeyi nasıl çözeceksiniz? Evet. O konuda tabii ki yardım almak gerekiyor hocam. Evet. Çünkü bazı önemli hususlar hocam bunlar çünkü. Tek başına aşamadı. Hani bu normal, bu ilimle alakalı da değil, değil mi hocam? Normal sosyal gündelik hayatta birçok kendimizle alakalı meselelerden çıkamayabiliyoruz, problemleri aşamayabiliyoruz. Ne yapalım? Kendimiz aşam, hani kendimiz aşmaya çalıştığımız zaman hocam, bunun sonucu bazen ruhsal sorunlarla, ruhsal sıkıntılarla da sonuçlanmış oluyor. Bu da çok iyi olmuyor. Hani ne yapıyor? Hani istişare kavramı vardır. İşte bir ailemizden, annemizden, babamızdan ya da yakın gördüğümüz bir büyüğümüzden, hani ben bu konuda çıkamayı ne yapabilirim? Hani bu anlamda yardım aldığımız gibi bu tür ruhsal sıkıntılarda da hocam muhakkak yardım alınmalı diye düşünüyorum ben. Tabii yani şimdi hep işin bir uzmanlık alanı var. Yani siz ilahi okuyorsanız bir gecede evet. Beste yapabiliyorsanız evet. Bu birincisi Allah vermişsin. Amin. İkincisi de ömür vermişsin. Anladınız mı? Evet. Ömür vermişsin, bir emek vermişsin. Onun için her konuda bir takım insanlar o konuya ömrünü vermişler, yıllarını vermişler, medreselerden geçmiştir, eğitimlerden geçmiştir. Ondan sonra bir yerlere gelinmiştir. Ondan sonra bir şeylere gelinmiştir. Evet. Aksi takdirde öyle tabii ki sıkışıldığında problemler arasında bunlara düşündüğünde hocam birazdan mikrofonu yaklaştırabilirsiniz. Evet. Onun için de yani kesinlikle bu tür manevi sıkıntılara düşen insanlar birilerinden yardım olmak gereksinim diyor. Evet. Yani çünkü manevi hastalıkla tıbbi hastalık gibi bir durumdur yani. Hemen hemen aynı şeydir. Biri zahirdir, biri batindir. Bugün kanser hastalığından ölenler olduğu gibi büyüden ölenler de döndü. Evet. Çünkü usallatından ölenler de döndü. Gördüm bunu, yaşadım. Evet. Demek ikisini de feda ettirmek lazım. Evet. Onun erbabını bulup baktırmak lazım. Bunun bir eğitimi var. Eğitimini almış insanları bulmak lazım. Tabii ki hocam. Bu zor bir şey. Yani başka türlü kendinizi çözmeye çalışırsanız belki bir nispetle rahatlarsınız. İnşallah hocam. Ama tamam çözümü biraz zor. Evet. Sorularla devam edeceğiz hocam. Hemen canlı yayın telefonlarımızı verelim. Merak edilen sorular varsa ya da şahsımıza soracağınız sorular ya da isteğiniz olabilir ilahilerle ilahi anlamında. 0212 224 84 44
0212-224-8444 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz değerli gönül dostlarımız. Kıymetli, çok kıymetli Kaçkar TV izleyenlerimiz. Sorulara devam edeceğiz hocam. Bir eser daha okuyalım, sizi soluklandıralım bu arada inşallah. Değerli yönetmenim, Kerbela diyelim inşallah. Rabbim bu ülkelere Kerbela yaşatmasın. Hiçbir İslam coğrafyasında Kerbelalar yaşanmasın. Hiçbir Türk coğrafyasında Kerbelalar yaşanmasın. Rabbim dinimizi daim eylesin. Çölünden kalk gel Hüseyin, ümmet ardına tak gel Hüseyin, nurdan şimşek gibi çak gel Hüseyin,
Şerler alan Kerbela, Kerbela diye. Şerler alan Kerbela diye. Nurdan şimşek gibi çak keliseyim. Şerler alan Kerbela, Kerbela diye. Şerler alan Kerbelalar yaşatmasın hocam. Evet, çok kıymetli öğretmenim, reklam işareti veriyor. Ne zaman giriyoruz? Giriyor muyuz? Evet. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Hiçbir ayrılmadı değerli dostlar. Tarımların merkezi Merkez Tarım. 1963'ten beri güven ve kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyetini önde tutarak hizmet veren alim kardeşler yenilendi. Tüm tohum ve fidan çeşitleri, gübre çeşitleri, tarım ilaçları, tarım aletleri, benzinli tırpanlar ve testereler, çay toplama makineleri bulunmaktadır. Ayrıca tüm marka motorların bakım ve tamiriyle hizmetinizdeyiz. Tarımların merkezi Merkez Tarım. Adres: Kültür Merkezi yanı sahil yolu üzeri Rize Merkez. Telefon 0464 212 3183. Merkez Tarım. İsmim Ahmet Polat. Apolat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. İnşaatlerimizde burada şar betonla çalıştık. Böyle inşaat başlangıçlarında betonarme çalışmalar için, bu donatı için çalışma, araştırma yapınca bizim firmamıza uygun olarak en iyi çözüm ortağı olabilecek firmanın şar beton olduğuna karar verdik ve şar betonla çalışmaktan büyük bir keyif aldık. Şar beton çağın uyumuna uygun, yeni teknolojilerle, fiziksel ve teknolojik olarak
bütün teknikleri yerinde ve zamanında yerine getirdiğini düşündüğümüz için Şerbeton'la çalışmayı tercih ettik. Zaten kendileri laboratuvar ortamlarında elde ettikleri yüksek kalite ve donanımdan dolayı zaten bu kaliteyi kendileri Türk standartları endüstrisinde de bu kaliteye ulaşmıştırlar kendileri. Biz de hali hazırda böyle bir marka ve değeri olan bir firmayla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette ki Şerbeton hem geçmişte hem şimdiki dönemde ve gelecek dönemde teknolojiye uygun laboratuvar teknolojileriyle geliştirmiş olduğu betonları biz kullanıcılarına en iyi şekilde, en keyifli şekilde sunmaya çalıştığı için daha sonraki projelerimizde de Şerbeton'u çözüm ortağı olarak değerlendireceğiz. Ben Selim Bayramoğlu, 81 İstanbul doğumluyum. Bayramoğlu İnşaat'ın yönetim kurulu üyesiyim. Rize'de 2 senedir yaklaşık Şerbeton'la çalışıyoruz. Daha öncesinde farklı firmalarla çalışmıştık ama 2 senedir Şerbeton'la çalışıyoruz, memnunuz da. Şerbeton'u tercih etmemizin sebebi hem kişilik olarak sahiplerini tanıyor olmamız, hem de betondaki kalitesi, hizmet anlayışı. Yani bu hizmet anlayışı derken tamamını kapsıyorum. Yani hem çalışanlarından, hem betonun kalitesinden, hem teslim süresinden, hem ödeme kolaylığından. Bu sebeplerden dolayı Şerbeton'u tercih ettik. Ve en önemli sebebimiz, tercih etmemiz sebebimiz zaten kalitesi. Betondaki şu anda bizim kullandığımız C30 beton mesela kullanıyoruz biz şantiyemizde. Tamamını laboratuvar ortamında test edildiği için tamamında hiçbir şekilde sorun çıkmıyor. En önemli sebebimiz bu. Bundan sonra yapacağımız projelerde Şerbeton düşünürüz. Zaten şu anda devam eden bir projemiz var. Şerbeton kullanıyoruz. Yeni başlayacağımız var. Yaklaşık 2-3 ay sonra başlayacağımız. Onda da yine Şerbeton'la anlaşacağız. Ben Yaşar Eroğlu. Eroğlu İnşaat'ın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Genellikle Şerbeton'la yapıyoruz alımlarımızı. Beton firmalarını aradığımız özellik beton kalitesi önemli. Betonun şantiyeden çıkıp inşaat sahasına gelme süresi çok önemli. Biz ortalama 2002'den bu yana Şerbeton'la çalışıyoruz genelde. Arada farklı firmalarla çalışmış olduk. Ama Şerbeton'dan bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. Yani bugüne kadar hep memnun olduk. Yani problem yaşamayınca çalışmaya da hala şu anda devam ediyoruz. Sadece fiyat olarak düşünmüyoruz. Yani bize verebileceği hizmet, kalite önemli. Sıkıntı yaşar mıyız? Bunlar çok önemli. Yani şu ana kadar bir problem yaşamadık. Memnunuz daha doğrusu. PM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şınafaroğlu. Şerbeton'u tercih etmemiz sebebi hizmet, kalite, gününde, saatinde, dakikasında betonun bir tür bana teslim ediyor. Tabii ki Şerbeton'u tercih etse. Şerbeton'u tercih etmeme diye bir lüksüm yok. Ben Bilal Köse, Bikan Mühendislik şirketinin müdürüyüm. Genellikle tabii ki bu yöremizde Şer İnşaat'la çalışıyoruz. Hizmet anlamında bütün satın almaları bu firma üzerinden gerçekleştirmiş oluyoruz. Şer Beton'u tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi zamanında bize betonu göndermesidir. Tabii ki genelde yoğun betonlar döktüğümüz için istediğimiz zamanda alabiliyoruz. Kalite anlamında da diğerlerine göre biraz daha iyiydi. Bir iki firma zaten Rize'de daha iyi. Bunların içinde de Şar. Ama tabii ki hizmet konusunda daha çabuk, daha seri, istediğimiz saatte, zamanda da beton alabildiğimizden dolayı Şar'ı tercih ediyoruz. Hizmet konusunda bir sıkıntımız yok tabii ki. Kalite konusunda da yok. İstediğimiz numuneler genelde çıkıyor. Pek sıkıntı da yaşamadık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağız. Şu anda tabii ki en büyük tercihimiz yine odur.
devam ediyor. Bu hocam sizinle alakalı özellikle güzel sorular geldi reklam arasında da. Bu konuda da değinilmemiz istendi. Bu havas ilmi ve büyü çeşitleri ile ilgili hocam tekrar sormuş olalım. Merak edenler, kaçırmış olanlar için. Hocam şey, yayını yeni açtık diyenler. Bize ulaştılar reklam arasında. Büyü çeşitleri ile ilgili hocam. Tekrar bir özetlerseniz bununla ilgili merak edilen sorular bir cevaplamış olursunuz hocam. Buyurunuz. Şimdi büyü çeşitleri biraz önce de anlattım da herhalde anlaşılmamış. O yüzden reklam arasında bir evet. Büyü çeşitleri kitap halinde yazılmış birçok çeşit büyü türü var. Bunu biz Avrupa'dayken bunları kitap olarak inceleme fırsatımız olmuştu. Evet. Bunlar başlıca saymamız gerekirse isim olarak Sevgül Esvet, halk dilinde kara büyü dediğimiz. Genelde ölüm büyüleri yapılır. Büyü. Sevgül Ahmer, kırmızı büyü. Sevgül Ebyed, beyaz büyü. Varlık büyüleri var. Cin büyüleri var. Hocam şunu... Hocam şunu bir... Açık şunu. Zahmette rahmet vardır hocam. Kapalı. Devam ediniz hocam, buyurunuz. Ses geliyor ama kapalı. Devam ediniz hocam. Hocam. Ondan sonra yönetmenim sesi bir kontrol edebilirsek hocam devam ediniz. Evet. Ses sık sık kesin. Böyle devam edelim yönetmenim. Şu an sesi iyi. Devam edin hocam. Ondan sonra şu an ses. Evet, şu an iyi. Şu an iyi. Evet. Hocam cinler bizi büyü mü yapıyor? Program yapamıyoruz bir türlü. Sizi teknik aksamı eksik yani. Cinler bakıyorlara bağlamam. Öyle bir latif yapalım dedik mi hocam? Yani bir takım eksiklikler var. Bunlar giderilmesi lazım. Belli olmaz tabii. Yok be hocam, spontane gelişen bir şey oldu da. Normalde hani evet. Sürekli bu arada programlar yapılıyor, bununla sıkıntılar yaşanmıyor. Ama tabii bu kulüpsi olan bir şey olduğu için hocam zaman zaman bu tür, bütün kanallarda bu tür küçük aksaklıklar olabiliyor. Evet. İnşallah Rabbim tamamını getirmeye devam et. Nasıl? Evet, inşallah. Amin. Evet, dediğim gibi yani işte bunlar bir sürü büyük çeşitleri var, yapıyorlar, zalimler. İnsanları hasta etmek için, yuvaları yıkmak için, öldürmek için yapanlar var. Bunları gördük yani. Bunlara günde kaç defa şahit oluyoruz. Ne büyüler çözüyoruz, ne büyüler deniyoruz. İnsanlar yapıyorlar. Allah fırsat vermesin. Allah onlara fırsat vermesin. Allah hidayet versin. Amin. Çünkü büyünün iyisi kötüsü yoktur. Yani biri büyüdür, o kadar yani. Büyü büyüdür, büyünün iyisi kötüsü
imanç. İşte büyü çeşitleri bunlar imanç. Evet. Bir de hocam vehim büyüsü demiştik. Vehim büyüsü nedir? Şimdi böyle bir tanımlarsanız. Yönetmenim az önceki sesle devam edersek, az önceki sesle. Devam edin hocam. Evet. Şimdi vehim büyüsü insanı fıtratına göre vehmettiren büyüdür. Yani bir insana büyü yaparlar, o insanın fıtratına göre tesir eder. O insan eğitimin hangi yöndeyse, karakterinde hangi özellikler varsa, mesela bir insan fizik veya kimya veya matematik eğitimleri almışsa, bu insana vehi büyüsü yapılınca bir müddet sonra kendisini Edison zanneder. Evet. Ben Edison'um. Eğer bu insan ilahiyat fakültesi okumuş veya imam hatip okumuş veya herhangi bir Kur'an kursunda medresede eğitim görmüşse, o insana vehim büyüsü yapıldığında cin onun beynine hükmettikten sonra kendisini peygamber zanneder. Allah korusun. Tabii peygamber zanneden çok insan gördüm. Oturduğunda elleri kolları sallanmaya başlıyor seans. Yani o celse geliyor ki musallat olduğunda eli kolu sallanmaya başlıyor. Aa şimdi bana vahiy geliyor diyor. Ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor Ayşe. Ben böyle insanlar gördüm. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeye kendisini son peygamber olduğunu iddia eden cin musallatlı insanlar gördüm. Evet hocam. Ve o kadar kendilerine inanmış, kendilerini benimsemişler ki karşılarında hangi ayeti, hangi hadisi okursanız okuyun, onu ikna etmeniz mümkün değil. O kesinlikle sohbet etmenizi bir tarafa bırakın, bana bağlanıp biat etmezseniz cehenneme gideceksiniz. Şayet kurtulmak istiyorsanız bana biat edin. Allah korusun. Bugünümüzde bile birçok insan var bile. Yani gerçekten bugünümüzde yani şahit olduğumuz öyle insanlar var. İşte bu vehim büyüsü. Bu vehim büyüsü ölüm için yapılabilir. Onu da gördük. Yani çok. Bugüne kadar ne vehim büyülü insanlar gördüm, ne vehim büyüleri çözdüm. Yani. Elhamdülillah. Adam ölüm için vehim büyüsü yapmışlar. O tesir geldiği zaman, celse geldiği zaman adam uzanıyor. Yanında bez taşıyor, kendisini sarıyor, kimseye zahmet olmasın diye. Sonra da çok çocuğu zahmet çekmesin diye. Bunlar vehim büyüsü, işte vehmettirilen büyü. Bir şeyi insana vehmettiriyorlar. Ve öyle vehmettiriyor evet. Ki artık kendi benliğini unutuyor. Kişiliği tamamen bozuluyor. Vehmettirilen kişi oluyor neredeyse. Evet. Yani bayağı sıkıntılı bir durum değil mi hocam? Çok tehlikeli. Allah korusun. Diğer büyülerde ayırırsınız, rahatsızlık duyarsınız, sıkıntılar olur. Allah muhafaza. Bunda imanınız bile gidiyor. Yani. Allah korusun. Kendinizi peygamber iddia ediyorsunuz. Haşa, Allah iddia edenler bile gördüm. Haşa. Yani şu yakın zamanda gördüm, birkaç gün içinde gördüm. Birkaç gün önce gördüm. Adam ben yani söylemeye dilim varmıyor. Evet. Bizzatihi kendisini ilah kabul ediyorlar. Haşa. Haşa bakın haşa. Bunlar işte cin musallatı ama adama ben cin musallatından dolayı büyüsü var sende o sebepten dolayı böyle yapıyorsun. Çünkü 3-4 senedir böyle. Ondan öncesi normalmiş. 25-30 sene, adam 40 yaşlarındaysa normal yaşamış ama adama ikna edemiyorsun. Diyor ki hayır ben
açtım. Kapalı kutuydum, açıldım artık diyor. Herkes beni tanıyacak. Herkes beni bilecek ve tabi olacak. İkna etmeniz de mümkün değil tabi. O tür insanları. Evet hocam. Tamamen benliğini, o cin, o şeytan tamamen benliğini ele geçirmiş, tamamen beynine hakim olmuş olmuş. Benim birisi böyle. Siz de bu konularda tabi yasak dertlere derman oluyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Size ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, değerli insanlarımız, bu hastalıklarla muzdarip olan insanların isim nasıl ulaşabilirler? Yani sosyal medya adresini bir daha tekrarlarsanız hocam. Ulaşmak isteyenler, Facebook, Twitter, Instagram, Sayın Suat Atemir. Yine yurt dışında da bulunuyorsunuz değil mi hocam? Özellikle Almanya'da. Yurt dışında da ofisimiz var. Yurt dışı numaramızda. Sizde mevcut. Evet. Çift sıfır. Biz tekrarlamış olalım hocam. Evet. Çift 049 1514 717 784. Çift 049 1514 717 784. Bu zaten sosyal medya hesaplarınızda da var hocam. Size ulaşabilirler. Evet. Rabbim dert vermesin. İnşallah. Evet. Rabbim dert vermesin. Derman da bellidir. Rici Mevlamız. Allah kötülük yapan herkese yüreklerine merhamet versin. Amin ya Rabbi. Allah onları ihsan eylesin. Amin hocam. Kimsenin, ben açık şunu söyleyeyim yani, ben isterim ki hiç kimse büyü yapmasın, biz de hiç kimsenin büyüsünü çözmeyelim. İhtiyaç olmasa değil mi hocam, hiç keşke? İhtiyaç olmasa. Evet. Çünkü bu iyisi kötüsü yok. Yani ister muhabbet için olsun, ister aşk için olsun, ister kendi çıkarları, menfaatleri için olsun, her ne için olursa olsun, sonuçta iki tarafı da cin musallatı. Bu cin musallatı, evet belki maksadına ulaşabiliyor ama iki tarafında psikolojisini çökertiyor, ruhuna, bedenine, fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar veriyor. Ne gereği var? Evet hocam. Ne gereği var? Yani bu belki bir gün çözülür. Allah Celle Celaluhu onu çözecek bir alim çıkar. Ama bu kadar yaşanan o zaman zarfındaki çekilen çile, evet, ne gereği var? Yazık değil mi? Evet. Bir, hiç kimseye yapılmaz. Bir de Sayın Hocam bir husus olan da arz etmek istiyorum. En güçlü dediğimiz cin insanın en zayıfından daha güçlü değildir. Hani böyle bir tabir var mı hocam? Zaman zaman burada soruluyor. Yani merak ettiğimiz sorulardan birisi. Bu şahsen bu soruyu ben sormuş olayım size hocam. Evet. Şimdi o insandan insana değişir. Şimdi inancınız, itikadınız, takvanız varsa en kuvvetli cin size en zayıf cindir. Ama bunu böyle algılamamız gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsan vardır. Beş vakit namazını kılar, abdestsiz gezmez. Teheccüd namazı, işrak namazı, kuşluk namazı takvadır, muttakidir. Ona üfük gelsin ama biri de vardır. Evet, Müslümandır ama dini vecibeleri hiçbirini yerine getirmez. Ona zayıf biri gitse, zayıf bir cin gitse ona zarar verebilir. Çünkü ruhun gücüne verir. Yani ruhun gücü önemlidir. Fizik gücü önemli değil. Ruhun gücü önemlidir. O yüzden ruhun gıdası nedir? İbadet ve taattir. Eyvallah hocam. İbadet, taat yapmazsanız, Kur'an okumazsanız, zikir çekmezseniz ruhunuz zayıf düşecektir. Ruh zayıf düşünce ne olacak? Ruha hulul edecek mikroplar ruha hulul edecektir. Evet. Yani tabiri caizse kozmik bilimde işte, avranız kırılmış olacak. Maneviyatınız derinmiş olacaktır. O zaman içeriye kolayca girebilecektir. Ama eğer sizin maneviyatınız kuvvetliyse yine tabiri caizse avranız kapalıysa kuvvetlisi de gelse giremeyecektir. Kapı bulamaz gidersin. Nereden gidecek? Evet. Anladınız mı? Yani tamamen kulun kendisinde tabiri caizse önlem kendisinde bitiyor hocam. Herkesin maneviyatı bir olabilir mi? Evet. Yani hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını kılarken sünnetinde
Türk trencilerden biri Türkiye 4 seccadesini oynayarak rahatsız ediyor. Namazını kılmasını engel olmak için. Yani o Allah Resulü sağ olsunlar. Ona gelen o sadece seccadeyi oynatan. Bugün bizim en alimimize gelsen Allah muhafaza kafayı unutur. Allah korusun. Çünkü Yani hocam tabiri caizse dinin anlatıldığı kadar kolay değil değil mi hocam? Değil, yani kolay algılamamak gerekiyor. Değil. O boyut, o boyuta geçtin mi o boyut, o metafizik boyut, orada görülenler, orada duyulanlar, o alemde yaşananlar çok bambaşka yani kelimelerle ifade edemezsiniz. Çok büyük yürek lazım, ilim lazım, gerçekten bambaşka. Yani anlatmak da zor. Hocam teşbihte hata olmaz ama ben hemen şöyle bir çağrışım yaptı zihinsel olarak şahsımda. Hani böyle filmlerde bazen izleriz, özellikle yabancı filmlerde. İşte böyle saniyelerle yarışılır. İşte üç tane kablo vardır. İşte birini kestiğiniz zaman bomba ya patlayacaktır ya patlamayacaktır. Bu da bu kadar hassas bir şey değil mi hocam? Yani ne şekilde yani bu tür ruhi sıkıntılar yaşadığımız zaman ne şekilde hareket etmemiz yani kafamızı bunu hareket etmememiz gerekiyor değil mi hocam yani? Yani tabii ki kafamız. Yani ben benzetmem ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama kafamıza göre hareket etmemeliyiz. Yani, evet. Kaba kesmeye benzemez. Evet. Bunun bir ilmi ifanı var. Evet. Ve kaba cansız bir nesne. Ama bunlar canlı varlıklar, duygu ve düşünceler olan varlıklar. Korkabilen, sevebilen varlıklar. Hani kendi kendimizi yanlış teşhisten anlamında dedim hocam. Yanlış teşhis koyarsak. Ya da kendimiz çözümü üretmeye çalışırsa o anlamda benzetme yaptık hocam. Yani kaşabim derken gözü çıkarsak ne olacak? Evet Allah korusun. Çünkü ben şahit oldum öyle bir duruma. Erzurum ve Erzincan olacak. Bir cami imamı. Arkadaşımız, şahsen tanıyorum kendisini o zaman, bir cin musallatı oluyor ve eve gelince annesi diyor ki, oğlum diyor, durumun iyi değil, yani evet. Bir, orada da bir hava salimi bir metafizikçi var, ona diyor bir telefon açalım, bir durumunu bildirelim, ya diyor ne? Ne olacak, ne yapacaklar diyor. Ya ben de hocayım diyor. Ya. Ben de İmam Hatip mezunuyum, ben de İmam Hatip'i bitirdim diyor. Aramıyorlar. Ben de o şehirde, başka bir yerde Sağra hastasına daire kurmuşum. Bayılan Sağra hastalarına Sağra dairesi kurmuşum. O esnada beni aradılar. Hocam çabuk yetişir misin dediler. Bir gittim. Ulan adamı göreceksiniz, adamın kolunu, bacağını kırmışlar, kafasını kaç yerden kırmışlar, hocanın. İnanın hoca üç katlı şeyleri, çekyakları fırlatıyordu böyle. Evet hocam. Yani insan böyle bir güç olamaz. Demek ki yeterli olmuyor, o kadar bilmek yeterli olmuyor. Eyvallah. Hocam çok kıymetli ilminizden istifade etmeye devam edeceğiz. Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk hocam. Ben Katarya'dan Ayşe Cedinler. Evet. Çok kıymetli sayfa takipçilerimizden Ayşe Çetintaş ablamız bağlanmış. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ablacığım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyiyim. Çok şükür hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Sizlerin özellikle bizim ilan camiasında Allah ebeden daimen herkesten razı olsun. Ama burada bir parantez açmak istiyoruz. Bizim en çok takipçilerimiz, bize dua eden dostlarımız, ablalarımız, gönül dostlarımız, sizlerin duaları sayesinde biz burada devam ediyoruz. Kah zaman geldi, hüzünler yaşadık. İşte bu iş çok zor dediğimiz zamanlarda hocam devam, üzülmek yok, gam tasa yok deyip böyle hocam tabiri caizse halkımızdan destek olan gönül dostlarımız, kardeşimiz, ablamız Allah ebeden daima razı olsun.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz bizi bağlanarak. İnşallah Akyazı'ya gelirse bir çayınızı içeriz ablacığım tekrar. İnşallah. Nasip olursaydı buyurun, gelin, beklerim. İnşallah. Bağlanmanız için çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri inşallah sizin için okuyacağım. Ağla Gönül diyeceğiz. Yönetmenim. Ağla Gönül. Ben de zaten onu düşünmüştüm istemeye. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bana sizleri dinleyen Ümmet-i Muhammed'e armağan ediyorum. Allah razı olsun. Çok değerli ekibimize armağan ediyorum. Allah ama şu anda da Akyazı'da çok fena bir yağmur yağıyor hocam. Şu anda sizi izleyemiyorum ama. Rahmet doğru maşallah. Evet, Rabbim evet tabii yani ki gerçekten sel olabilir de yani şu anda. Bu adamla afet dediniz ya ablacığım. Trump'ın Alakya'da çok çok geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Kaybolanlar tez zamanda inşallah bulsun. Sel afeti yaşandı biliyorsunuz. Evet, aynen bildiğim hocam. Rabbim tez zamanda dertte derman olsun inşallah diye. Aynen, çok teşekkürler bağlandığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum o kadar baktım. Hayırlı günler ablacığım. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olunuz efendim, çok teşekkürler. Yönetmenim, Ağla Gönül eserini hazırlayalım inşallah. Ağla Gönül. Eserini inşallah hocam okuyayım. Bu da söz müziği şair Ali Bayram Şair abimize ait bir eser. Bu da böyle imtihan dünyasını anlatan bir eser. Ağla Gönül'ü okuyalım hocam. Evet, değerli yönetmenim hazırlıyor. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Kaçkar TV'mizin çok sevilen yılların emektar yönetmeni kıymetli Harun Kuzgun kardeşim geçen hafta dünya evine girdi. Rabbim bir ömür boyu mutluluklar, saadetler nasip eylesin. İyi ki tanımışız kendisini. Daha çok beraber olacağız. İnşallah Allah kendisinden de razı olsun. Çok kıymetli ailelerine de selam olsun burada. Amin. Evet öğretmenim, sabırsızlıkla değerli izleyenlerimiz Ağla Gönül eserimizi bekliyor. Evet, geldik. Çıktım boşa cürek, anda parçalandı yürek.
ağla hadi ağla gönül. Ağla gönül, ağla gönül, derdi gamla çalma gönül. Dünya imtihan dünyası, dünya imtihan dünyası. Dosta umut bağla gönül. Dünya imtihan dünyası, dünya imtihan dünyası. Dosta umut bağla gönül. Allah. Evet, bu da hocam albümümüze adını veren Ağla Gönül albümümüz vardı. Adını veren eser Ağla Gönül. Bu da Şair Ali Bayram Şair abimize ait bir eser. Bu da böyle 15 yıl sandıkta bekledikten sonra tevafuk diyor. Tesadüf yoktur çünkü. Tevafuk yani böyle kıymetli abimiz ben bunu ne zaman yazdım diye düşünürken 15 yıl önce yazdığını tabii hatırlıyor çünkü eserin arkasına tarih atmış. Allah razı olsun, olsa da bize yakıştırdı. Al kardeşim bunu oku dedi, Allah bin kere razı olsun. Böyle bizi çok ağlattı tabi, o ayrı bir husus. Ama imtihan dünyasını güzel anlatan bir eser. Hocam tekrar sorularımıza devam edelim. Evet, mikrofonumuzu size uzatalım. Telefon numaranızı bir tekrar edelim hocam. Çift 0-49-15-14-717-784 nolu yurt dışı telefonlarından size ulaşabilirler. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızdan da size ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, kıymetli gönül dostlarımız size ulaşabilirler. Sorularımıza devam edelim. Güzel bir soru var yine. Hocam, her bayılma cinden midir? Bu soruyu da izah ederseniz. Her bağlama cinden değildir. Çünkü şimdi bayılmalar birkaç türdür. Yani her bayılmanın cini var demek değildir. Evet. Bazı bayılan insanlar epilepsiden ölür. Yani beyin hastalıklarından bayılanlar var. Mesela sağ lob, sol lob, elektrik akımındaki artma hastayı bayıltır. Aynı şekilde sağ lob, sol lob, elektrik akımındaki azalma veya kesilme hastayı yine bayıltır. Beyin damarlarında tıkanıklık varsa yine bayılır. Kalp damarında tıkanıklık varsa bayılır. Bunları tabii tıbbi hekimler teşhis edip onlar bilebilir. Ama bunlara cini yok. Yani bizi ilgilendiren cinni tarafı. Evet. Daire kurulduğunda eğer daire kurulduğunda bayılan bir hastanın bir şahsın cini gelmiyorsa ya toplanmıyorsa onun cini yoktur. Yani o gidecek doktora bakılacak. Ya beyninde vardır ya kalbinde vardır veya fiziksel bir tarafında bir sıkıntısı problemi vardır. Yani her hastalığı manevi olarak da düşünmememiz yani gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Epilepsi dediğimiz hastalık. Yani sağa. Sağa değil mi hocam diğer adıyla? Sağa, işte Arapça kitapları sağa yazar. Yani aslında sağa cinden gelen hastalık demek. Epilepsi tıbbi terimdir. Onun için de her bayılanın cini vardır diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Yani ona daire kurulduğunda çıkarılır. Var mıdır, yok mudur? Bazısı da vardır, cini de yok. Tıbbi hastalığı da yok, numara yok. Onları da çok gördüm. Çok gördüm. Ailesinin belki onu çok sevmelerini suistimal eden ya da ulaşmak istediği bir emeli arzusu varsa değil mi hocam? Ama elde evet, etme evet, adına evet. Bunu tabiri caizse kullanma kullanmamalı. Kutusunda hastalığını kullanan böyle İnsanlar da çok görün. Bunlar da var. Tabii daire kurulduğunda numara yapan da tıbbi olan yani manevi olmayan da tıbbi
gidiyorlar derken tıbbi olup olmadığını veya tıpta tıbbi ne tür hastalığı olduğunu tabii ki hastanede teşhis edilmesi lazım da. Ama maneviyatta kini var mı yok mu o çıkıyor ortaya. Eğer numara yapıyor mu yapmıyor mu, yaptığı şeyi bir numaralı imanet mi? Yoksa gerçekten onu döven, vuran, eziyet eden, işkence çektiren bir varlık var mı veya varlıklar var mı? O gayret kurulduğunda çıkıyor ortaya. Ona göre de işlem yapılır. Ama sonuç olarak her bayıdan cinli değildir veya cinden dolayı bayılır. Evet, bu da merak edilen sorulardan biriydi. Evet. Peki hocam, bu cinlerden özellikle korunma adına, daha doğrusu bu Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu varlıklardan zarar görmeden çok da fazla yanlış ifade de etmek istemiyorum ama huyu sıkıntı yaşamamak için nereye dikkat etmemiz gerekir? Cin, yani günlük yaşantımızda. Evet. Musallat anlamında neler dikkat etmemiz gerekir? Musallat olabilme, yani insanın musallat olmaması için yani insan İslamiyet'i güzel yaşaması lazım. Yani abdest müminin silahıdır. Abdestli gezmesi lazım. Abdestli bulunması lazım. Beş vakit namazını kılması lazım. Ruhunu kuvvetlendirmesi lazım. Eğer biliyorsa Kur'an okuması lazım. Tuvalete girerken, çıkarken, banyoya girerken, çıkarken bunların sünnet-i Resulullah'ta duaları var. Bir sürü hadis-i şeriflerde dualar var. Bunları okumasında fayda var. Zira onların çok ehemmiyetleri var. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları boşuna okumamıştır. Her şeyin bir hikmeti vardır. Onun için eğer İslamiyet'i güzel yaşamaya çalışırsak, peygamberin sünnetine ne kadar uymaya çalışırsak o kadar cinden, şeytandan korunmuş, muhafaza olmuş oluruz. Onun dışında herhangi bir İslam dışında bir ritüelde cinlerden korunmanız mümkün değil. Hani bu merak edilen zaman zaman da bu tür sorular geliyordu hocam size de evet. Çıktığınız diğer muhtelif televizyon programlarında olsun evet. Ya da değişik platformlarında bu sorularla karşılaşmış olabilirsiniz. Eski atalardan gelen deyim söylemler de var hocam. Şimdi mesela gece çamaşır asılmaması gibi. Evet. Yani hocam çok suyla alakalı değil mi hocam? Yani bu suyla alakalı çok fazla... Aslında çamaşır asılmaması değil de belki... Umulur ki orada cin topluluğundan, tayfalardan bir tayfa vardır. Siz çamaşır asmaya giderken belki besmele çekmez. Ani bir çıkışla evden çıkmış olur da birinin kolunu bacağına basmış, ezmiş olursunuz, zarar verilir size. O maksattadır. Su dökmeyin derken orada varlıklar vardır. Sıcak su dökmeyin. Belki yakarsınız bir tarafını. Ya da, ya da hocam şöyle mi acaba? Bu teknoloji gelişmeden hani eski dönemlerde çamaşır makineleri çok fazla kullanılmakta. Herhalde değil mi hocam? Öyle mi algılamak gerekiyor? Evet. Hani o çamaşırdan damlayan suyu belki de kastederek evet. Hani damladığı yerde muhtemelen hani böyle düşünerek evet. Belki böyle söylemde bulunulmuştur. Eskiden yani şehirleşme de bu kadar yok. Evet. Her yer daha bayır. Cin tayfalarının daha çok yerleşmiş olduğu bölgeler olabiliyordu. Onun için de duymuşsunuzdur. Yani şu köyde şu kadar düğü yapılıyordu. Yoldan geçerken gördük. Bize çok anlatıyorlar öyle. İşte şuradan geçerken... Tarladan geçerken değil mi hocam? Evet yani. Bunlar tabii o tür bölgelerde, o tür yerleşimlerde daha sık görülüyor. Oralarda dikkat etmek lazım. Ama ne yaparsak yapalım. Özellikle kendimizi yani sünneti yaşamaya alıştırmamız lazım. Eyvallah. Bu benim fikrim. Yani bir insan eğer gerçekten sünneti yaşıyor, Allah Resulü'nün sünnetini yaşıyor, Kur'an ve sünnete göre yaşantısı varsa muhakkak ki hiçbir cin ona zarar veremez. Eyvallah hocam. Bir telefonumuz varmış hocam. Bir ses verelim inşallah. Alo. Alo, hayırlı programlar. Aslan Işık kardeşim. Allah razı olsun, bu ses yabancı gelmiyor.
Ben Ali Bayram Şahin. Çok kıymetli şairimiz. Benim dostum, abim dediğim, yoldaşım dediğim, güzel insan abi, hoş geldin, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk kardeşim, programınız hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun abicim, sağ olun abicim. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Güzel anlatımlarından dolayı faydalı, o ilimler üzerinde yapmış olduğu değerlendirmelerden dolayı hocama da çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün benim bağlanmamın iki nedeni var. Birincisi hayırlı olsun diye aradım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Onur ettiniz bizi abi. Güzel bir konsept üstüne güzel bir program oluyor. İkincisi de bu son yine her zaman olduğu gibi dünya üzerinde Mısır'daki ve Doğu Türkistan üzerinde Müslümanlar üzerinde gelişen zulüm ve baskının ve katliamların buradan senin program üstünden bir mesaj vermek üzere aradım. Allah razı olsun. Yani işte hepimizin bildiği gibi İhvan-ı Müslim'in hareketinin liderlerinden Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda zehirlenerek öldürülmesi meselesi. Rabbim şehadetini kabul eylesin abi. Amin, inşallah Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yine şu anda Mısır zindanlarında Yusufi bir duruş sergileyerek yatan Muhammed Biltacı, bu Esma'nın, şehit olan Esma'nın babası Hayrat Şatır, Ahmet Muhammed Abdülatiye, yine onlara da inşallah Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Herkese dünyanın dünyadaki bütün İslam coğrafyasında, gerek Orta Doğu coğrafyası, gerekse Türkiye İslam coğrafyasında Rabbim zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimize yardımcıları olsun. Tabii duadan ötesine geçmesi lazım değil mi abi yaptıklarımız? Tabii. Yani biraz önce programın başında bahsetmiştin ya, fiili dua tabii var. Evet. Aslında bizim de her ikisini de beraber müşterek yapmamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor ki bizim dünyadaki zulme karşı kıyam noktasında onurlu bir duruş sergileyebilelim. Yoksa bu her iki duadan birine eksik yaparsak biz de bu davada biraz eksik bir şeyler yapmış oluruz. Sünnetullah gereği de Allah'ın da nusretine de mazhar olmayız. Yani ben böyle düşünüyorum. Yine tekrar söylüyorum, dünya üzerindeki İslam coğrafyaları üzerinde Müslümanlara yapılan tüm zulümleri, katliamları buradan ben nefretle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Daim olsun, kaim olsun kardeşim. Amin inşallah. Allah razı olsun abicim. Özellikle hani biz şunu söylüyoruz. Sizin de gıyabınızı her zaman dile getiriyoruz abi. Çok kıymetli sayın abim. Bizim memlekette ya da dünya coğrafyasında mevzu değerlerimize öldükten sonra sahip çıkmak değil. Arkalarından hüzün, tabii ki hüzün yaşayacağız. Gözyaşı dökeceğiz, dualarımızı göndereceğiz, fatihalarımızı göndereceğiz. Ama dünyadan kendi kıymetlerini bileceğiz. Bir Ali Bayram şairinden kolay yetişmiyor. Bu eserler kolay ortaya çıkmıyor. Merhum Necip Fazıl'lar, merhum Mehmet Akif'ler bu memlekette kolay yetişmiyor. Ki öldükten sonra tabii ki en değerli, en güzel yerleri isimlerinin yazılması çok çok takdire şayandır. Lakin dünyadayken, sağken de bu değerlerimize sahip çıkmak hepsinden çok çok daha efteldir diye düşünüyorum abim. Evet, bu noktada tabii söylediklerim cümleler, önemli cümleler, altlarını çiziyorum. Duyarlı olmamız gerekiyor. Biraz silkelenmemiz gerekiyor ümmet olarak. Yapmamız gereken çok şeyler var. Tabii bunları konuşursak programı bitiremeyiz. Sabaha kadar konuşuruz. Ben sadece buradan birazcık Ali Bayram Şahin olarak bir mesaj vermek istedim. Allah razı olsun abi. Katliamları kınamak istediğimi söyledim. Yüreğiniz var olsun. Bu arada Doğu Türkistan'da vefat eden bu zindanlarda yazar Nur Muhammed Tohti'nin de, Tohti'ye de Allah rahmet eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aynı şekilde. Yine bu cezaevinde yatan, cezaevlerinde ölen, şehit olan Abdülkerim Abdülveli'nin, yine yani bunun gibi birçok alimlerin,
zulme uğrayarak şehit olan bütün alimlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu oyunların inşallah bir an önce sona ermesini Allah'tan dua ile istiyoruz. İnşallah. Ne ediyoruz? Rabbim yar ve yardımcımız olsun cümleti ümmeti Muhammed'in. Amin. Bütün Türkiye'ye selamlar söylüyorum. Ve aleyküm selam. Tekrar sizi burada misafir etmek isteriz Sayın abim. Eyvallah kardeşim benim. İnşallah görüşmek ümidiyle Allah'a emanet ediyorum sizleri. Allah razı olsun. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı programlar diliyorum inşallah. Programların daim olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz varınız efendim. Eyvallah. Evet. Evet değerli yönetmenim, ne kadarlık bir zaman dilimimiz kaldı? Evet, çok az bir zamanımız kalmış hocam. Tekrar telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum hocam. Ben yine mikrofonu da size ayrıca uzatmış olayım. Ben bir tekrarlayayım. 0-49-15-14-717-784 0-49-15-14-717-784 Ayrıca Sayın Suat Hatemli hocamız sosyal medya hesaplarına girerseniz Facebook değil mi hocam? Instagram, Twitter tüm adreslerden kendilerine evet hepsine ulaşabilirsiniz. Kendisine ulaşabilirsiniz hocam. Tabii buyurunuz. Mikrofon sizde. Evet. Değerli dostum, Dünya Sağcılık Mustafa Ay Beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Selam ve dualarımızla. Ve aleyküm selam hocam. Allah razı olsun. Dostlarımızın değil mi hocam? Selamları bizim için çok önemli. Allah hepsinden razı olsun. Onların manevi gücüyle, onların dualarıyla zaman zaman değil mi hocam? Birçok meşakkatı ve birçok sıkıntılara rağmen biz bu programları yapmanın derdindeyiz. Siz de aynı şekil kanayan yaralara merhem olma, sıkıntılara derman olma adına bir ayağınız burada, diğer ayağınız Avrupa'da. Hocam hiç kolay değil yani biz burada İstanbul'un bir köşesine giderken bile acaba nasıl gideceğiz diye düşünürken kolay bir tempo değil. Rabbim gücünüze artırsın, dertlerime vermesin. Sizin gibi hocalarımız, alimlerimiz lazım bize. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza iştirak ettiğiniz, kabul buyurup geldiğiniz için. Daha inşallah hocam tekrar beraber olacağız. İnşallah. Evet. Tabii seni bekleriz. Evet. Gitmeden yine görüşürüz hocam inşallah. Neden? Vakit bulabilirsin. Görüşürüz. İnşallah. Yine derin sorularla konumuzu açmış oluruz. Evet çok kıymetli misafirlerimiz, değerli ekran başındaki misafirlerimiz, bizi sabırla dinleyen, sabırla izleyen gönül dostlarımız, bir programımızın daha sonuna geldik. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı ebeden daimen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet.